Şimdi şöyle aslında şey geçti yani istediğimiz gibi geçmedi. Çok sıkıcı geçti. Sıkıcı derken yani sıkılmamızın nedenleri sakatlarımızın bayağı artmasından dolayı oldu. Çünkü bir maça istediğimiz tam bir kadro çıkamadık. Hep mutlaka bir aksilikler oldu. Ama yine de iyi gitmeye çalışıyoruz. Avrupa kupalarında da ilk galibiyetimizi de aldık. Bu gruptan çıkacağımıza da inanıyorum. Daha 3 tane maçımız var ve hepsi de final maçları gibi maçlar. Ve lig maçlarımızda da biraz şanssızlıklar yaşıyoruz. Yani daha iyi olmamız gerekiyor, daha iyi sonuçlar almamız gerekiyor. Çünkü oynadığımız oyunun karşılığını bir türlü alamadık. Ama bu arayı çok iyi şekilde değerlendirip orada da çok başarılı olacağız. Kesinlikle olacağız yani. Hele hele şu Avrupa kupalarındaki tempo biraz durduğu zaman o zaman biraz daha iyi olacak. Çünkü 2 günde bir maç yapıyoruz yani. Bana göre ilk yarı istediğimiz gibi başlayamadık ama sonra golü yedikten sonra gayet iyi oynamaya başladık. Pozisyonu da yakaladık. Penaltımızı oldu. Penaltımızı attık. Ve son yarım saatte çok iyi oynadık. Yarım saatte zaten Galatasaray'ın tamamen oyunu kontrolünü aldık. Goller kaçırdık. Maalesef oradaki bizim en büyük rakibimiz bence yeni hakemdi yani. Hakem arkadaşımızın yaptığı hatalardı. Bize göre en az 2 tane daha bir penaltı vardı. Baktığınız zaman bütün kamuoyu bile onu kabul ediyor. Yani o olayları, o penaltı olaylarını falan. Ama maalesef arkadaşımız çekindi. Bir türlü yani böyle cesaretli şekilde maçı yönetemedi bana göre o maçta. Biraz daha cesaretli olması gerekiyordu. Biraz daha yani eğer Süper Lig hakemi ise birazcık daha böyle cesur olup ne gerekiyorsa onu vermesi gerekiyordu. Bize de Galatasaray'a da hiç fark etmez yani. Yani hakem hataları oluyor ama bize çok oluyor. Ben her zaman söylüyorum. Biz hiçbir hakem hatasından maç kazanmadık. Puan almadık. Ama hakem hatalarından çok puan kaybettik bu maç gibi abi. Onun için de biraz dikkat etmeleri gerekiyor. Ben kesinlikle hakemlere kötü anlamda söylemiyorum. Ben sadece doğruları söylüyorum. Yani yaptıkları yanlışları, hataları söylüyorum. Yapmamaları gerektiğini. Çünkü herkesin canı yanıyor. Takımların canı yanıyor, taraftarların canı yanıyor, yöneticilerin canı yanıyor. Yani o yüzden biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor. Bu hafta da bizim canımız yandı. Yani yapacak da bir şey yok, bir şey de söyleyemiyoruz. Söylüyor zaten bir şey olmuyor. Ama biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor. Yalnız Sivasspor'a çok yanlış yapıyorlar.